Birim çemberi yorumlamayı çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Eğer birim çember üzerinde sinüs x'in kosinüs x'ten büyük olduğu bölge istiyorsa. Öncelikli olarak her ikisinin birbirine eşit olduğu tam 45 derecelik açı olduğunu unutmayın. Şuraya 45 diyelim. Biliyorsunuz sinüs 45, kosinüs 45'e eşittir. Ve yine üçüncü bölgede eksi olduğu değerlerde de birbirine ne? Eşit. Sevgili arkadaşlar, burada x değeri buraya, y değeri buraya denk geliyor. Ancak bu açıdan sonra dikkat ederseniz x değeri yani y'deki izdüşüm daha da yüksek. Dolayısıyla burada sinüs x kosinüs x'ten büyüktür. Benzer bir durum burada da gerçekleşecek. İkinci bölgede ise zaten sinüs pozitif ancak kosinüs negatif olduğundan her halükarda sinüs kosinüs'ten büyük olacak. Yani şu çizginin sol tarafında sinüs kosinüs'ten daha büyük, sağ tarafında kosinüs sinüs'ten daha büyük. Çizgi üzerinde eşit.